Oh, Felderming. Kime referans çekiyorsun, kime, kime? Kara kediye. Kara kedi, niye kara kedi mesela? Bu biraz ırkçı sanki. Neden siyah kedi uğursuzluk getirir? Niye beyaz değil? Hı? Yani hiç bunu düşündünüz mü? Niye siyah hep bir uğursuzluk, bir kötümserlikken beyaz daha iyi, neşe falan fistan? Şimdi ne yapacağız? Oğlum bu kadar yaratıcı fikirler nereden geliyor aklıma, kafayı yiyeceğim. Çok yaratıcı içerikler geliyor, çok yaratıcı. Ama kaydı başlatmamışım yine ya. Şu bir dakikalık ses kaydını kurtarabilirsem ne hala. Neyse, yine çok yaratıcı bir fikir geldi aklıma ya. Ya abi bu kadar yaratıcı olmak bazen beni yoruyor, biliyor musun? Şu kafada bazen o kadar ağır fikirler oluyor ki anca bir kamyonla taşırsın yani. O ne diyor testi çözeceğim. Yeah! Abi ben bunlardan zevk alıyorum kardeşim. Neyle yargılayacaksın beni? Hangi kanala benzeteceksin? 100 bin tane var, hangisini çaldığımı iddia edeceksin? Hepsi aynı şey yapıyor. Ben miyim bir tek burada sıkıntı? Ben yapmayayım mı? Ben üvey evlat mıyım? Dönelim videoya artık, geçelim hadi. Ama mühim olan şu. Ne testi çözeceğim? Ne testi? Çok mühim. Çok. Sen ne kadar sakarsın, bunu çözmeyeceğim. Gerek yok çünkü wow, yani bir insan bu kadar sakar olabilir. Sevdiğim filmlere göre ne kadar romantik olduğunu. Gel lan. Ne kadar romantiksin. Cinsiyetim. Aşağıdaki filmlerden birini seçmeni istiyoruz. Oturup izleyecek olsam, Sil Baştan'ı izlemedim. Eternal Sunshine of the Spotless Mind'i izlemedim. Ama çok izleyesim var. Mad Max'i de öyle. Casablanca, çok eski beyler, şu yapmayın ya. Casablanca değiliz ya, o yüzden Joker. Mad Max benlik değil. Ama şey oynuyor. Venom'a oynayan aktör. Eddie Brooke. Eddie Brooke filmdeki karakterin adıydı. Adı ne? Gelmiyor arkadaş aklıma. Esaretin Bedeli çok eski. Forrest Gump izlemedim. Godfather çok yavaş. The Dark Knight. Inception, Interstellar, Marriage Story. Parasite inanılmaz overrated bir film. İnanılmaz overrated bir film. Kesinlikle tartışmayın benimle. Vallahi ömrünüzü sıkarım ha. Inception çok ilginç bir film. Marriage Story'de çok gerildim. Bence çok gergin bir film. Belki de vermek istediği buydu ve başarılı oldu, bilmiyorum. Interstellar diyeceğim. Inception daha seviliyor galiba genel olarak ama. Adamlar kara delik mara delik yapmışlar oğlum. O bir tanesinin karesini şey etmesi... Şey sürmüş yani. Yani. Bunların hiçbirini izlemedim. O yüzden kuzuların sessizliği. Abi şimdi bak. Avengers izledim tabii ki. Matrix'i biraz izledim. Beni sarmadı. Beni açmadı. Olabilir. Yeşil Yol'u izledim. La La Land'i izlemedim. Yeşil Yol'da şöyle bir durum oldu. Açıp izlemedim. Televizyonda vardı. Bakayım dedim. Ulan bu bilinik ünlü bir film. Filmin böyle ortalarına girdim. Finalde ağlıyor ya bizim eleman, büyük olan. Dona kalıp böyle sessizce ağladım. Çok garip bir duyguydu. Vallahi. Çok güzel film ya. Life is Beautiful izlemedim. Müziklerin Efendisi sevmem. Fight Club. Overrated. Zindan Adası. Bir film daha seç. Benjamin Button'ı izlemeye çalıştım. Beğenmedim. Yıldız Savaşları İmparator filmine gelemedim çünkü çok eski. The Departed'i seçeceğim ben. Romantiksin. Ya salak, teşekkür ederim. Olur da bir gün ilişkim olursa romantik olup olmadığını bu O Ne Diyor testindeki sonucumla kanıtlamış olacağım. Başka bir test. Cennet burcun ne? İşte bu. 4 kişi çözüyor, 5.'si olacağım. Hadi. Cennetini seçer misin? Bu kadın çok güzel ya. Estetik var mı acaba? Yaşım 18-24. Ben iyi biri miyim? Ben iyi biri miyim? Bilemiyorum. Sen söyle. Yeter be. İyi sayılırım ya. Kötü değilim be. Hayatında pişman olduğun çok şey var mı? Benim hayatımda pişman olduğum hiçbir şey yok. Aklım hala yapmadıklarımda. Buraya da edit koyduk. Geçiyoruz. Bundan kaç yıl önceye dönmek isterdin? Çok zor bir soru. Of anasını. Bundan bir sene önceye gitsen var ya kıyamet kopar. Kıyamet. Of of. Ne güzel olur bir sene önceye gitsen. Abi bir sene öncesi ya. Bir sene öncesi. Şu bildiklerimle kamera neden yamuk? Şu kafayla bir sene öncesine gitsen var ya. Ananı vurdu. Çok güzel olurdu. Uykum kaçtı. 2 fincan kahve içtim. Bu kadar uykumu açmadı. Bu soru kadar açmadı. Teşekkür ediyorum. Sahip olduğum bir özelliği seçer misin? Kıskanç, bencil, eleştirel, inatçı, sinirli, kindar. Kıskancım, bencil taraflarım var. Eleştirel biriyim, inatçıyım, sinirli değilim ama çok kindarım. Ah, hangisini seçeceğim? Kindarlığı biraz aşıyorum. Çok az da olsa aşıyorum. Kıskançıyorum çünkü her zaman içimde böyle ukde de olsa bir kıskançlık var. O şey vardır ya o. Karar alırken neyi dinlersin? Akıl, kalp, vicdan, 1-2-3 diğer sorulmuş. Vicdan kesinlikle değil. Asla vicdanıma göre karar vermem. Kimse vicdanına göre karar vermesin. Sömürürler, sömürtürürler. Yapmayın.
Kime akıl veriyorum? Kime akıl veriyorum? Kime? Allah'ım ya. Akıl. Her zaman aklınıza göre karar verin. Doğduğun gün kaderindir. Dur lan o ev. Cennet Bürdüm ikizler mi? Abi biliyordum, biliyor musunuz ya? Hep içimde bir ikizler olmak vardı. Yani bir seziyordum ikizler burcu olacağımı. Falan işte. Neden yalnızlık çekiyorsun abi? Açıklayın. Neden? Bu adam yine mi burada? Yeter be. Abi Allah aşkına girin. Ne kadar böyle önerilen film varsa, ne kadar böyle iyi, kaliteli, hani açıp izlenebilecek film varsa bu adam oynuyor. Bu iğrenç bir şey. Çünkü her yerde bu adam var. Ben hiçbirini izlemiyorum bu adamın yüzünden. Karışıyorlar. Yeter be. Çevrende sürekli buluşup görüştüğün kaç insan var? 0. Diyelim ki bir programda karşılaştın. Sonu ilk kim çözmeye çalışır? Ben. Bu hayatta en çok kime değer veriyorsun? Ben. Kalabalık ortamda kendini rahat ister misin? Hayır. Şimdi bir saniye listeme bakayım. Gün içerisinde sık sık insanlardan nefret... Abi. Yani bir insan sadece insanlardan nefret eder mi bazı günlerinde? Sadece nefret ediyorum. Peki sence insanlar neden yalnız? Değişir ya. Ya bu da var. Bu da var. Bu da var. Bu da var. İnsanlardan kastım kendimsem eğer, uğraşmak istemediğim için ya, beceremem. Diyelim ki bir sevgilim var ama ayrılma aşamasındasınız. Okey. Ayrılma dediğiniz ne olurdu? Seçenekler çok kısıtlı öncelikle. Ayrılma aşamasındaysan ya hiç kıskanmazsın ya çok kıskanırsın bir kere, o cepte. Bağımlılık, bağımlılıktan kastın sigara migara, alkol falansa bağımlılık ayrılma aşamasında etkilemez. Ama bağımlılıktan kastın böyle işte öyle bir şeyse o biraz can sıkar. İhanet ayrılma aşamasında çok etkilemez. İlgisizlik. Kıskançlık. Niye biliyor musun? Ayrılmak için bir bahane arıyorsundur ve ayrılırsın, olur biter, bu kadar basit. Senin için insan hayatı mı daha önemli yoksa toplum hayatı mı? Eşit diyelim ya. Eşit diyelim hadi. İnsanlardan uzak duracağım diye 40 takla atıyorsun. Oğlum o ne diyorsun, testleri kalitelileşmiş ha ya. Kalitelileşmiş. Verdiğin cevaplara göre sen kalabalıklardan hoşlanan bir insan değilsin. Onu zaten sormuştun ve ben de evet insanları sevmiyorum demiştim. Her neyse. Sen olmaktan korktuğun kişiye dönüşmeye ne kadar yatkınsın? Erkeğim, yaşım. Loş ışık mı, aydınlık mı? Çok zor bir soru. Hangi durum, hangi ortam kanka ya? Loş ışık mı, aydınlık mı? Loş ışık mı, aydınlık mı? Loş ışık mı, aydınlık mı? Loş ışık. Gün içinde zihninden belirlen düşüncelerden çoğu olumlu mu, olumsuz mu? Nötr. Aşırı nötr. Olumlu veya olumsuz değil. Bir düşünce belirir sadece ama olumlu diyeceğim. Çünkü olumsuz değil. Korku hissini sana anımsatan aşağıdaki kelimelerden hangisi? Korku. Bilinmezlik. Net. En son ne zaman fedakarlık yaptın? Şimdi fedakarlıktan kastın... Bu hafta içerisinde yapmışımdır ya. Eskiye oranla daha çok mu yalan söylüyorsun? Eskiden daha mı çok yalan söylüyordum? Eskiden daha az yalan söylüyordum. Artık insanlar uğraşılmaz ya. Yalan söyle. Atıyorum, mutlu musun? Evet de geç. Kamera niye dönüyor? Yaptığın partner seçimlerinde hepsinin mutlaka ortak bir özelliği oluyor mu? Abi. Of. Çok seçenek var ya. Aynen. Nasıl ya? Ya 148 farklı kişi var. Bunların hepsinin illaki ortak özellikleri vardır ama bilmiyorum ya. İlla ortak özellikleriniz vardır kızlar, yapmayın. Farklılar ya. Yok, hepsi farklı. Sen olmaktan korktuğun kişiye benzemeye başlamışsın bile mi? Son bir test daha çözelim. Gündem, psikoloji, astroloji testleri çözelim çünkü... Astroloji. Sen kaç kişinin ahını aldın? Abi çok ya. Bayağı ah almışım. Bayağı ahını aldığım insan vardır. Sevgilimi aldatmadım, yok. Yok. O kadar değil. Aldatıldım mı? Abi aldatılmamışımdır. Aldattıysan nasıl yakalandın? Aldatmadık dedik ya. Bir ayrılık şekli seç. Of, hangi birini seçeyim? Direkt duygularının bittiğini söylemek. Hiçbir şey söylemeden hayatından çıkmak. Oo, çok kötü. Soğuk yaparak ayrılmasını sağlamak. Of. Ulan bir insan dördünü de yaşar mı ya? Direkt duygularının bittiğini söylemek en temizi ama. En hani okey. Hani benim duygularım bitti ve nazikçe yaparsın kardeşim. Nazikçe yaparsın. Kalemi kırdırtma bana şimdi. Hiçbir şey söylemeden çıkmak tam bir şeylik. Ama neylik olduğunu yorumlarda belirt. Şimdiye kadar aynı anda kaç flörtün oldu? 0. Benim hayatımda hiç flörtüm olmadı. Ben bu konuda geri kafalıyım. Flört işi sıkıntı. Flört işi yorucu. Daha önce hiç arkadaşın sevgilisinden hoşlandın mı kanka? Yok. Sevmediğin halde birine seni seviyorum dedin mi? Demişimdir ya. Sevgilin varken eski sevgilinle görüştün, konuştun veya herhangi bir iletişimde bulundun mu? Hayır, bir sevgilim benim eski halime gelmişse artık hayatımda yoktur zaten. Son olarak sevgilimden ayrıldıktan sonra bir hafta içinde başka biriyle takılmaya başladın mı? Yok, bir haftayı geçmişti o yüzden asla.
Sen kimsenin ahını almamışsın. Let's go! Let's go! Ama bu da yanlış çünkü muhtemelen ahını aldığım hiç yoktan 5-10 insan vardır sadece bir senede. İdeal bir sevgili olduğum gerçek kesinlikle. Bununla bir tartışılacak bir şey yok. İnsanları kırmaktan korkuyorsun. Ha, ilişkide. İlişkide okey. Sonuç olarak bir Kıvanç Tatlıtuğ çıktı.